Hem de tam Karpaz tarafından konuşuyormuşum gibi geliyor. Şöyle bir şey yapalım mı Abdü Hocam? Yayın başlıyor ya, hani yayında hep şeyde kalacak, yayında kalacak. Sizler belki hani Başlayalım bir onu. başlangıç yapıp evet o tanıtım ve diğer kısımlarına şey yapabiliriz. Biraz yavaş geçebiliriz o kısmına. Başlamış yayın. O zaman başlayayım ben. Değerli hocalarım, sevgili öğrencilerim ve de sevgili üstadımız Yusuf Bey, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz psikiyatrik sosyal hizmetin tarihi, uygulamaları ve deneyimler. Profesör Doktor Mazhar Osman 50. yıl anısına aramızda sosyal hizmet uzmanı değerli Fatih Kılıçarslan var. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bakırköy Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh Sağlığı Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyor. Mesleki kariyerinde bir sürü başarıları var. Ben onları saymayayım, kendisine sözü bırakayım, bize kendisini tanıtsın. Ondan sonra da konumuza yavaş yavaş girelim. Fatih Hocam, söz Evet. sizde. Teşekkür ediyorum katkınız için. Abdü Hocam teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için Güngör Hanım size de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler aracılığıyla öğrencilerinizle bir araya gelmek ve Mazhar Osman'da ruh sağlığı alanında Türkiye'nin en büyük kurumunda psikiyatrik sosyal hizmet uygulamalarının 50. yılını almak beni de ziyadesiyle memnun etti. Ben de çeyrek asır, 25 yıldan fazladır bu geleneğin şu an yeni kuşaktaki temsilcisi olarak sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya devam ediyorum. Kısaca kendimi tanıtayım. 1992 Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. 93 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı'nda önce Bitlis Devlet Hastanesi'nde 95 yılından itibaren de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya devam ediyorum. Göreve başladığımdan itibaren hastanemizin AMATEM, alkol ve madde bağımlılığı birimi, ÇEMATEM, çocuk ve ergen madde bağımlılığı birimi, genel psikiyatri, çocuk ve ergen psikiyatrisi, toplum ruh sağlığı merkezlerinde halen sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya devam ediyorum. 2004-2011 yıllar arasında da o dönemin başhekimi işte Musa Tosun, Profesör Doktor Musa Tosun'un yardımcısı olarak daha sonra Profesör Medaim Yanık ve Erhan Kurt'un yardımcısı olarak da bir 6 yıl başhekim yardımcılığım dönemi oldu. 2011 yılında ayrıldıktan sonra tekrar kliniklerde halen çalışmaya devam ediyorum. Çok kısa kendimden yaptığım çalışmalardan bahsedeyim. İstanbul'da sosyal hizmet bölümleri açılmaya başladıktan sonra işte İstanbul Üniversitesi, İstanbul Zaim Üniversitesi, Birin Üniversitesi sosyal hizmet bölümlerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak halen çalışmaya devam ediyorum. Özellikle tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet, madde bağımlılığı sosyal hizmet derslerini veriyorum. Bunun dışında 5. ve 6. Aile Şura üyesiyim. Özellikle 5. ve 6. Aile Şuralarında aile terapileri komisyonunda görev aldım. Orada özellikle aile terapilerim, aile danışmanlığım bugün işte mevzuat oluşmasında o dönem şura kararlarında işte alınmasına katkı verdik. Özellikle 2000 yıllardan itibaren yine bir İngiliz sosyal çalışmacıyla aile terapisi eğitimlerine başladım. Daha sonra bir Alman psikologla halen devam ediyorum. Süpervizyon çalışmalarım devam ediyor. Ve 2011 yılından itibaren de çeşitli üniversitelerin aile danışmanlığı programlarında eğitimci olarak, aktif olarak halen de Birin Üniversitesi aile danışmanlığı programında da eğitimciliğim devam ediyor.
Bu alanda yayınlanmış 3 tane kitabım var. Özellikle aile alanında. Çocuğumu nasıl eğitmeliyim? 10 adımda duygusal zeka. Çocuk ve aile sorunlarının terapiyle tedavisi. Nobel Yayıncılık tarafından çıkarıldı. İki de Ulusal Akemi Dergi'de yayınlanmış makalem var. Yaygın olarak sivil toplum kuruluşu çalışmalarımı da sürdürüyorum. Burada özellikle saha ve alan uygulaması olarak aile eğitimlerini bir dönem 1884 vakfıyla 2 yıl süren bir projeydi bu. İstanbul çok büyük bir şehir. Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere Avrupa yakasındaki hemen hemen tüm ilçelerinde ilköğretim okullarına, ortaokullara, liselere giderek pandemiden önceki yıllar tabii bunlar. Ailelere eğitim çalışmalarında da gönüllü olarak aktif yer aldım. Bugün sizlerle Mason Osman da psikiyatri sosyal hizmet geleneği ve uygulamaları üzerine bir sunum yapacağım. Daha sonra da öğrenci arkadaşlarımız konuyla ilişkin sorular olursa sorularını cevaplarız. Öncelikle bir sosyal hizmet uzmanı olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bu meslek tanıdıkça, bir profesyonel olarak yaşadıkça, özellikle bir Türkiye'nin en büyük hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatristlerle işte biraz önce saydığım kliniklerde çalıştıkça bu mesleğe olan bağım, saygım hızla arttı. Çünkü psikiyatri aslında sosyal hizmet uzmanlarının en aktif çalışabileceği alanlardan birisi. Uygulamanın çok yönü var. Biz meslek hayatımız boyunca bunları çok yönlü ve çok boyutlu yaşadık. Şimdiki kuşaklarda yeni arkadaşlarımızla, yeni mezun arkadaşlarımızla kadro aldıktan sonra Bakırköy'de çalışmanın farklılığını, ayrıcalıklılığını ifade ediyor. Ama Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin en önemli yönü, burada altını çizdiğimiz gibi Sosyal Hizmet Akademisi'nin ilk mezunlarından itibaren hastanemizde görev almaya başlamaları. İlk görevleri aslında 1965 yılında Sosyal Hizmet Akademisi öğrencilerinden bir grup yaz staj dönemlerinde Bakırköy Mason Osman Ruh Sağlığı Hastanesi'nde stajyer sosyal hizmet öğrencisi olarak geliyorlar. 68'den sonra da ilk mezunlardan itibaren kadro olarak Sağlık Bakanlığı mensubu olarak sosyal çalışmacı olarak atanmaya başlıyorlar. İsimlerini saymak istiyorum. Onları anıyoruz çünkü. Burada ilk mezunlardan akademik camianın çok yakinen tanıdığı hocamız Kemal Çakmaklı, yine ilk mezunlardan Mehmet Can, Şener Özer, Muammer Akman, daha sonraki dönem mezunlarından Süleyman Yücedağ, Filiz Ünver, Atiye Yıldırım, Metin Aksoy, Suna Toplandı, Veysi Aksoy rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Veysi abiyi de tanımak mümkün oldu ama ben tanıdığımda hastaneden ayrılmıştı. Emekliydi tanıdığımda. Halis Doğan, yine Mustafa Kütükçü rahmetli anıyoruz. Kendisi benim Sağlık Bakanlığı'na girdiğim dönemde 1992 yılında Yıldırım Akduna'nın danışmanlığını yapıyordu. Yıldırım Akdun'a ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde birlikte çalışmaya başlamışlar. Daha sonra Bakırköy Belediyesi'nde başkanlığı döneminde Yıldırım Akdun'un yanına almış. Oradan da Sağlık Bakanlığı'nda danışman olarak birlikte görev yapıyorlardı. Yine Gülsüm Önal, Meltem Bal, Nilgül Erbaş, Fazilet Şener özellikle Sosyal Hizmet Akademisi mezunları arasında abilerimiz, ablalarımız. Ben bir meslekte geleneği ve kültürü çok önemsiyorum. Çünkü elbette mesleki eğitim akademide oluyor ama mesleki gelişim, mesleğin kimlik bulma, meslekle ilgili bağını geliştirme ve bir sosyal hizmet uzmanı olarak profesyonel çalışma aslında kurumlarda oluyor. Dolayısıyla böyle bir köklü kurumda işte isimlerini saydığım abilerimizle, büyüklerimizle, ablalarımızla çalışmak, birçoğuyla birlikte çalıştım. Onların engin tecrübelerinden, deneyimlerinden yararlandım.
adeta bir meslek işte usta çırak ilişkisine benzetirsek, ki sosyal hizmet mesleğinde bence bu çok önemli. Hani işte çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi var. Bu süreci sizler önünüzdeki, yani ustalarınız diye tabir ettiğimiz modellerinizle, rol ve modellerinizle oluşturuyorsunuz. Yani mesleki kişiliğiniz, mesleki karakteriniz, işte olgularla, vakalarla süreç yönetiminiz, abileriniz ve ablalarınız size model oluyor. Onların refleksleri, onların müdahaleleri, onların teknikleri, ilişki biçimleri oldukça size önemli gelişiminize katkı oluyor. İşte burada isimleri saydığım Süleyman Yücedağ, 22 yıl başhekim yardımcılığı yapmış bir abimiz. Yıldırım Akdün tarafından başhekim olarak atanmış ve isimlerini saydığım başhekimlerle de birlikte çalıştıktan sonra benim istifamdan, yani bir yıl önce 2010 yılında emekliye ayrıldı. Toplam 42 yıl Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne hizmet vermiş bir abimiz. Yine Mehmetcan yaklaşık 40 küsür yıl, 44 yıla yakın bir Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklarında çalışma geçmişi var. Mazhar Osman zaten burada ayrı bir ele alınması gereken. Yani Mazhar Osman ruh sağlığının tarihi, gelişimi burada ayrı ele alınması gereken bir konu, gündem. Burada çok girmeyeceğim ama 1924 yılında şu an hastanenin arazisi bir topbaşı, yani bir askeri kışla. Orası 1924 yılında hastaneye çevriliyor ve 27 yılında da tamamlanıyor ve 27 yılından 1927 yılından itibaren Ordunay Profesör Mazhar Osman önderliğinde, hocalığında orada Türkiye'de aslında nörolojik bilimler ve psikiyatrik bilimlerin temelleri atılıyor. Bizim de sosyal hizmet uzmanı olarak işte 68 yılından itibaren meslek grubu olarak bu sürecin bir parçası olmak, isimlerini sayamayacağım birçok Bakırköy Ruh ve Sinir'in tarihinde önemli başhekimler var. Hatta bir dönem İstanbul'da valilik yapıyorlar bu başhekimler. Şu an isimlerini söyleyebileceğim, çok uzun yıllar başhekimlik yapmış Faruk Bayülkem var. Özellikle Faruk Bayülkem başhekimliği döneminde sosyal hizmet uzmanlarına çok önem veriyor. İşte Mehmet Can'dan, Süleyman Yücedağ'dan, özellikle akıl hastalarının rehabilitasyonuyla ilgili çok yönlü ve çok boyutlu yararlanıyor. Ben burada şunu gözlemledim. Aslında yani dünya tarihinde bir 120 yıllık bir gelişimi var bu mesleğin ve psikiyatristler özellikle Amerika'daki eğitimleri, uluslararası eğitimleriyle, temaslarıyla sosyal hizmetin gelişmiş ülkelerdeki yerini ve rolünü, sosyal hizmet uzmanlarının önemini kavruyorlar. Ve her ne şekilde olursa olsun sosyal hizmet uzmanlarından Türkiye'de psikiyatrinin gelişiminde yararlanıyorlar. Hakeza Kemal Çakmaklı hocamız, Rıdvan Cebiroğlu hocamızın, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniği'nin kurucusu Rıdvan Cebiroğlu hocamızın döneminde sosyal hizmet uzmanının rolü ve önemine binaen davet ediliyor. Ve Kemal Çakmaklı hocamız orada çocuk ve ergen ruh sağlığında sosyal hizmet uzmanı olarak akademik sürecini profesör olarak tamamlıyor. Dolayısıyla Kemal Çakmaklı hocanın çocuk ve ergen ruh sağlığında temsil ettiği misyon da oldukça önemli. Hatta o dönemde 1957 yılında, burada genç arkadaşlarımız var, Verem Savaş, Türkiye Verem Savaş Derneği'nin sosyal hemşirelik var. Aslında Türkiye'de sosyal hizmet tarihinde akademiden önce Verem Savaş Derneği sosyal hemşirelik, tırnak içerisinde, mezun ettiği ilk hemşirelerle, Güner Bakan var şu an emekli, 80 yaşlarında, kendisiyle aynı sivil toplum kuruluşunda birlikte çalışma fırsatımız oldu. Çocuk ve Akıl Sağlığı Rehberliği Derneği, yine Rıdvan Hoca'nın kuruculuğunu yaptığı bir dernek. Güner Hanım sosyal hemşire olarak aslında
sosyal hizmet alanında ilk ev ziyaretleri. Yani çocuk ve ergen kliniğine gelen çocuk hastalarının ev ziyaretlerini başlatıyor. Dolayısıyla biz Türkiye'de bugün bir meslek değiliz. Bu ülkede bir geleneği olan, bir kültürü olan, daha isimlerini sayamadığımız birçok büyüğümüzün, hocamızın, meslekte abimiz ya da ablamızın temsil ettiği, bugüne aktardığı bir mesleği temsil ediyoruz. O mesleği icra ediyoruz. Elbette Türkiye'de sosyal hizmet eğitimi son yıllarda çok gelişti, farklılaştı ama bir mesleğin gelişiminde biraz önce vurguladığım akademik gelişim kadar o mesleğin o alanda yani kurumlarda birçok kurum var, sosyal hizmet kurumları da dahil olmak üzere o meslekteki temsilcilerin ürettiği bilgi, ürettiği mesleki kültür, geliştirdikleri gelenek de oldukça çok önemli. Dolayısıyla bugün ben kendi öğrencilerime de bu vurguyu yapıyorum. Büyüklerimizin, abilerimizin, ablalarımızın, hocalarımızın ürettiği mesleki kültürle, gelenekle gelişmek, biraz önce vurguladığım gibi sağlıklı bir şekilde onları rol ve model almak, özellikle mesleğe ilk atıldıkları yıllarda, kurumlarda çalışmaya başladıklarında onlara gelişimlerine, mesleği uygulamalarına oldukça katkı sağlayacaklar. Biz yaptığımız çalışmalar sadece bizim işte danışanlarımızla, hastalarımızla ya da kurumumuzla ilgili değil. Aslında her birimiz, ben burada Yusuf abiyi de, Güngör Hanım'ı da çok uzun yıllar öncesinden tanıyorum. Her bir ürettiğimiz aslında bu ülkede sosyal hizmet mesleğinin gelişimine önemli katkılar sunuyor. Ve bugün öğrenciler, bugün onlarca üniversitedeki eğitim alan öğrenciler bu büyüklerimizi, abilerimizi, ablalarımızı ya da bizim yaptığımız çalışmaları yakinen takip etmek, izlemek ve onlardan bilgi almak onlara önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Şimdi böyle bir psikiyatride sosyal hizmetin başlangıç süreciyle ilgili bir izahattan sonra biraz daha psikiyatrik sosyal hizmet uygulamaları ve psikiyatride sosyal hizmet uzmanının rolü ve işlevi üzerine bir değerlendirme yapmak istiyorum. Biz biliyorsunuz Türkiye'de sosyal hizmet uzmanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre sağlık hizmetleri sınıfında bir meslektir. Biraz önce vurguladığımız gibi Sosyal Hizmetler Akademisi Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak açılmış bir akademidir. Ve o dönemlerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nda Sosyal Hizmet Genel Müdürlüğü oluşmuş, kurumsal olarak, idari olarak yapılanmış. Ve bu meslek aslında hem mevzuatta hem de gelişimi içerisinde Sağlık Bakanlığı'nda doğmuş, büyümüş ve gelişmiş bir meslektir. Arkadaşlar, mikrofonunuzu kapatabilir misiniz? Şükrü, mikrofonunu kapatabilir misin? Tabii hocam, farkındaydım, kusura bakmayın. Tamam. Bu meslek neticede sağlıkta doğmuş, büyümüş, gelişmiş ve bir sağlık mensubu, sağlık profesyoneli olarak biz hizmet veriyoruz. Şimdi şöyle burada hemen antiparantez, bunu neden vurgulama ihtiyacı duyuyorum? Sosyal hizmet uzmanları tabii Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, yani hastanelerde çalıştığı gibi ya da işte ilçe sağlık müdürlüklerinde çalıştığı gibi aynı zamanda çok farklı bakanlıklara bağlı kurumlarda da çalışıyorlar. Öğrencilerde gözlemlediğim bir şey var. Bir mesleki kimlik sorunu var. Tabii biraz önce dediğim gibi sağlıklı rol ve modelleri örnek almazlarsa bugün Türkiye'de sosyal hizmet eğitimin getirdiği problem alanlarından birisi de bu. Sosyal hizmet kökenli eğitimcilerin, hocaların çok yetersiz olması, farklı alanlardan, branşlardan sosyal hizmet alanı deneyimi, tecrübesi sahibi olmadan bir şekilde bu eğitimi veriyor olmaları bizim öğrencilerimizde gelişimlerinde bir kimlik,
ve gelişimsel sorunlar ortaya çıkarıyor doğal olarak. Ve sosyal hizmet meslekle ilgili algıları ya da mezun olduktan sonra alandaki uygulamaları adeta yani böyle yani bir idari hizmetler sınıfında bir memurmuş gibi algılı. Hayır, yani sosyal hizmet uzmanı yani uluslararası zaten standartları ve rolleri belli. Türkiye'de de bu ulusal standartlara uygun eğitim veren kurumlar olduğu gibi standartlara uygun mesleğini icat eden meslek elemanları da var. Ama bu bir gelişim süreci. Doğal olarak bu gelişimde öğrenci arkadaşlarımızın ya da alanda çalışan, farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın bir sağlık profesyoneli bilincinde, farkındalığında bireyle, aileyle ve toplumla çalışma, bizim mesleki çalışmalarımızın temel özelliklerini içeren yönleri olduğu için rol almalı, görev almalı. Nasıl bir doktor sağlık profesyoneli ise, nasıl bir hemşire bir sağlık profesyoneli ise, sosyal hizmet uzmanı da tedavi ekibi üyesi olarak bir sağlık profesyoneli. Dolayısıyla doktorun çok tanınıyor olması, biliniyor olması, hemşirenin çok tanınıyor, biliniyor olması elbette toplum içerisinde algıda onların tedavi ekibi ve üyesi olarak bırakın akademik camiaya ya da idari camiayı. Türkiye'de idari yapılanmada da bir takım sorunlar var. Yine idari alanda da kurumlarda da alandan gelmeyen mesleki kültürde gelişimi tamamlamamış kişiler maalesef meslektaşlarımızı idari rollerle yani tedavi yönüyle profesyonel mesleki yönleriyle görev vermiyorlar. İdari hizmetlerle sınırlayabiliyorlar. Bu bir karmaşaya yol açıyor. Burada bunun bir şekilde izahını yapıyorum sizlere. Dolayısıyla biz Bakırköy'de Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ben 95 yılından itibaren işte daha önce görev almış abilerimizin, ablalarımızın oradaki klinik çalışmaları, tedavi ekibiyle, doktorla, hemşireyle, psikologla birlikte mesleki çalışmalarını, özellikle tedavi edici rollerini ortaya koymaları benim açımdan aslında mesleki gelişimde bir kırılma anı olmuştu. Yani ben halen kendimi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde öğrenciliği devam eden bir sosyal hizmet uzmanı olarak görüyorum. Ne zaman emekli olursam, çünkü olgular, vakalar hızla değişiyor ve gelişiyor. Yani bu Bakırköy'de 95 yılından geldiğim ki profil ile, hasta profiliyle bugün 2021 yıllarda gelinen hasta profili arasındaki değişimi de görüyorum. Yani ekipçe, yani klinik şefi de uzman doktoru da ya da asistan doktoru da neyse hemşiresi de aslında biz hastalarımızdan öğreniyoruz birçok şeyi ve bu gelişim aslında durağan bir gelişim değil. Bir ömür boyu insanlar eğitim içerisinde kendilerini geliştiriyorlar. Burada şöyle bağlayayım. Biz aynı zamanda bir ruh sağlığı profesyoneliyiz. Türkiye'deki mevzuatlar bizim mesleğimizi nasıl sağlık profesyoneli olarak tanımlamışsa aynı zamanda biz ruh sağlığı profesyoneliyiz. Bununla ilgili bir mevzuat yok. Yani Türkiye'de bir ruh sağlığı yasası yok. Ve herhangi bir şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş bir yönetmelik de yok. Ya da bir kanun da yok. Ama Türk Psikiyatri Derneği'nin, yani bu aslında bir problem. Hani bu sadece bizim için değil, psikologlar için de bir problem. Aynı zamanda Türk psikiyatristler için de problem. Çünkü psikiyatristler de hekimlik uygulamalarını genel mevzuata göre yapıyorlar. Genel tüm hekimleri kapsayan uygulamalara göre yapıyor. Ama Türkiye'de ruh sağlığı süreci aslında çok farklılaştı, değişti. Biraz önce vurguladığım gibi çeşitlendi ve gelişti. Dolayısıyla bu alanda ciddi anlamda bir mevzuat, kanun, işte yönetmelik, yönergeler ya da genelgeler ihtiyaç hasıl olmalı. Ama Türk Psikiyatri Derneği uluslararası mevzuatı
baz alarak kendi sayfasında da bunu ifade ediyor. Ruh sağlığı profesyonelleri arasında psikiyatrlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve psikolojik danışmanlar olarak Türk Psikiyatri Derneği resmi sayfasında belirtiyor. Hakeza yani ben özellikle Almanya'yı çok iyi biliyorum. Almanya'daki mesleki gelişmeleri çok uzun yıllardır takip ediyorum. Hakeza sosyal hizmet uzmanları Almanya'da ruh sağlığı alanlarında oldukça etkin, verimli çalışmalar yapıyorlar. İşte çift terapileri, aile terapileri, çocuk ve ergen ruh sağlığına yönelik danışmanlık hizmetleri yürütüyorlar. Onun dışında da yaygın olarak sosyal hizmet uzmanı olarak da görevlerini sürdürüyorlar. Burada böyle bir çerçeveden sonra biraz daha Bakırköy ekseninde psikiyatrik sosyal hizmet uygulamaları rolü ve işlevi üzerinde değerlendirmeye devam edeyim. Burada şu hususu özellikle altını çizmek isterim. Yani bizim mesleğimizin en önemli diğer mesleklerden ayıran yönü bireyi yani hastayı ya da danışanı ya da müracaatçıyı ailesiyle ve sosyal çevresiyle ele alan bir meslek. Bir psikiyatrist bir hastalığın organik ya da anatomik tedavisiyle ilgilenirken, biyolojik tedavisiyle ilgilenirken özellikle burada rolünü ve işlevini ortaya koyarken, burada ilaç tedavileri başta olmak üzere bir psikolog da işte hastayla ilgili özellikle testlerle, psikolojik testlerle teşhis ve değerlendirmede rol alıyor. Peki sosyal hizmet uzmanı olarak bu tedavi ekibinin işte hemşirede ilaçlı tedaviyi uygulamada özellikle rol alıyor. Peki bu diğer ruh sağlığı profesyonellerinden farklı olarak biz ne yapıyoruz? Hastalık yani özellikle psikiyatrik bozukluklar, işte şizofrenik bozukluk ya da işte psikotik bozukluk ya da nevrotik bozukluklar. Bunların ayrıntısına girmek istemiyorum. Bozukluklar ya da alkol ve madde bağımlılığı ya da işte çocuk ve ergen ruh sağlığı ya da bozuklukları mutlaka aile ve toplum sistemiyle ilişkili. Hastalığın meydana gelmesinde de bakın hastalığın meydana gelmesinde de hastalığın tedavisinde de aslında aile ve toplum çok önemli bir rol oynuyor. Tıpçılara tıp eğitiminin birinci sınıfında insanla ilgili tanımını yaparken yani bunu Türkiye'de birçok doktor ilk yıllarında temel derslerinde bu kavram verilir. İnsan biyo psikososyal bir varlık der. Yani insanı tanımlarken biyo psikososyal bir varlık der. Dolayısıyla tedavi de aslında biyo psikososyal bir yönü vardır. Dolayısıyla bir hekim ilaçlı tedavi ile hastanın işlevselliğini, tedavi işlevselliğini yani tedavi verimliliğini sağlaması mümkün değildir. Mutlaka o hastayla bireysel destek, bireysel terapiler olabilir bu ya da grup terapileri olabilir bu. Desteği sağlayabileceği gibi mutlaka o hastanın yaşadığı aile ve sosyal çevreye yönelik sosyal hizmet müdahaleleri de işte o tedavinin tamamlayan, o tedaviyi bütünleyen bir ekip tedavisinin oluşumunu destekleyen bir yönü var. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde, Avrupa'da, Amerika'da çok uzun yıllardır özellikle psikiyatri alanında sosyal hizmet uzmanları işte biraz önce İstanbul Tıp Fakültesi'nde çocuk ve ergen ruh sağlığı kurucusu olan Rıdvan Cebiroğlu hocadan bahsettim. Rıdvan Cebiroğlu 1940'lı yıllarda Amerika'da çocuk ve ergen ruh sağlığı ile ilgili incelemeler yapmış. O incelemelerinde sosyal hizmet uzmanlarını görmüş. Orada tedavi ekibinin üyesi olarak. Ve Türkiye'ye geldiğinde 50'li yıllarda İstanbul Tıp Fakültesi'nde çocuk ve ergen ruh sağlığı kuruculuğunu yaptığında
İşte sosyal hemşire olarak Güner Hanım daha sonra da 70'li yıllardan sonra da Kemal Çakmaklı'yla birlikte sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmış. Ve hatta Kemal Çakmaklı akademik kariyerini çocuk ve ergen ruh sağlığında sürdürmüş ve profesör olarak da emekli olmuş. Bu neden? Çocuk ergen ruh sağlığındaki sosyal hizmet uzmanlığının rolü ve işlevi, önemiyle ilgili bir şey. Çünkü tedaviyi tamamlayabilmeniz için size mutlaka aile sistemiyle ve toplum sistemiyle sistemli, düzenli, sürdürülebilir bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yani bu aile eğitimlerinden, buna psikoeğitim diyoruz, aileye ekonomik destek diyebiliyoruz. Özellikle ruhsal hastalık aile içi bir travmadır, aile içi bir krizdir ya da o krizle çalışma, o krizi çözümlemek. Örneğin ben burada makale olarak yayınladım. Öğrenci arkadaşlarımız internetten sorgulayabilirler. Madde bağımlısı ergenlerde bir aile terapileri ve bir olgu makalem var. 2007 yılında Bağımlılık Dergisi'nde yayınlanmış. Madde bağımlısı ergenlerde aile terapileri ve bir olgu. 1997 yılında o dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır'la birlikte Kahraman abi de Kahraman Eroğlu tanırsınız. O dönemde de İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü yapıyordu. Hastanemizin de başhekimi yine kamuoyundan tanırsınız Profesör Doktor Arif Verimli işbirliğiyle o dönemde sokakta yaşayan sokağı mesken edinen çocuklara yönelik o çocuklar arasında tiner bağımlısı olan özellikle o dönemlerde kullanılan maddeler yaygın olarak tiner ve bali idi. Tiner bağımlısı olan çocuklara yönelik ilk adı UMATEM, uçucu madde bağımlılığı servisi. Daha sonra ÇEMATEM'e dönüştü. Çocuk ve ergen madde bağımlılığı servisinde bir çalışmamı örnek olarak arkadaşlara paylaşmak istiyorum. Orada bir 16 yaşında bir ergen Y.Ü isminde bir vakamız vardı. Yani isimlerin baş harfini söylüyorum. Y.Ü 6 kez ÇEMATEM'e yatıp tedavi olmuş ama tedavide bir verimlilik, bir başarı sağlanamamış bir ergen, genç hastamızdı. O dönemlerde Kültegün Ögel'le birlikte çalışıyordum ben. Kültegün Ögel şu an özellikle bağımlılık alanında tanınan bir psikiyatrist, bilinen bir psikiyatrist. Kültegün Bey'e dedim, ben aile terapisi eğitimleri alıyorum. Bir İngiliz sosyal çalışmacıyla. Dedim, bu olguyla, bu vakayla yatarak tedavide belli bir verimlilik sağlayamadık. Bu olguyla aile çalışması yapmak istiyorum. O dönemde de Y.Ü. Zaman zaman annesi getirir, zaman zaman polisler getirir, zabıtalar getirir. Çünkü dönem dönemde sokakta yaşıyor ve oldukça da hareketli bir çocuktu. Yani bağımlılık servisleri oldukça özellikle ergen servisleri oldukça zordur. Yani o çocukların en yoğun oldukları dönemde sizin onu kapalı bir serviste tutmanız oldukça zordur. Enteresan, hiç babasını görmemiştik. Bakın aslında burada aile sisteminin bir hastalık tedavisindeki önemini de bu olgu üzerinden açıklamak istiyorum. Annesi gelir, ya yatışında gelir ya da taburculuğunda gelir. Ya da yattıktan sonra işte eşyalarını getirirdi. Ama ortalıkta baba hiç yoktu. Ne zaman biz aile terapisi uygulamasını önerdik ve aileyi anne, baba ve yeğü ile birlikte davet ettik. Ondan sonra babayı gördük. Bunu makaleyi okuyabilirsiniz. 13 seans yaptık ve o 13 seans boyunca baba hatta bir seansta tek başına gelerek o çocuğun tedavisinde rol aldı, sorumluluk aldı. Aslında bağımlılık bir aile hastalığıdır. Ailedeki ilk evreden itibaren, ailenin kuruluşundan itibaren eşler arası çatışmalar, daha sonra çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte anne ve baba çatışmaları çocuğun ruhsal gelişiminde olumsuz etkiler bırakabilir. Sadece bağımlılık açısından değil, yaygın olarak çocuk ve ergen ruh sağlığı içinde çocuklarda yaşanan uyum ve davranış sorunları içinde aslında aile sistemiyle çalışmak oldukça önemlidir.
Ama biliyoruz ki dünyada zaten aile terapisinin ilk kuruluşları, kuramcıları Amerika'da 1940'lı yıllarda sosyal hizmet uzmanlarının ruhsal bozukluğu olan hastaların ev ziyaretleriyle başlamıştır. Yani bunu aile terapisi kitaplarında yaygın olarak görür. Yani kuramcılar, sosyal hizmet uzmanlarının aile çalışmalarından esinlenerek, etkilenerek bunu kitaplarda da, literatürlerde de söylerler. Bu yaklaşım ortaya çıkmıştır. Demek ki bir hastayı hastalığın tedavisinde biyolojik tedavi ya da psikolojik tedavi yeterli değil. Aynı zamanda hem tedavi içerisinde hem tedavi sonrası, özellikle taburculuk sonrası, işte şizofrenlerin, psikozların, madde bağımlıların toplum içerisinde maruz kaldıkları stigma, etiketlenme, damgalanma, dışlanma karşısında özellikle bizim hastalarımızı savunuculuk ilkesiyle o hastalarımızın etiketlenmelerini engellemek, önlemek, etiketlenmeye maruz kalmadan aile ve toplumlarına kazandırmak da oldukça önemlidir. Şimdi biz tabii psikiyatrik sosyal hizmet uygulamalarında sosyal hizmet uzmanlarının temel rollerini yerine getiriyoruz. Yani eğitimci rolümüzü, arabuluculuk rolümüzü, danışmanlık rolümüzü, bir şekilde hak savunuculuğu, biraz önce vurguladığım etiketleme ve stigmadan dolayı hak savunuculuğu rolümüzü yerine getiriyoruz. Peki neler yapıyoruz Bakırköy Ruh ve Sinir'de? Biraz daha klinikleri tanıtarak neler yaptığımızı biraz daha böyle ayrıntılandırmak, detaylandırmak istiyorum. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, kısa adıyla ya da şu an resmi adıyla Bakırköy Profesör Mazhar Osman Ruh Sağlığı Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, çok uzun bir cümle oldu. Biz bunu zaten söylemekte zorluk çekiyoruz. Hastanesinde adli psikiyatri, biraz önce ifade ettiğim alkol ve madde bağımlılığı klinik servisi, çocuk ve ergen madde bağımlılığı klinik servisi, çocuk ve ergen ruh sağlığı klinik servisi. Bunlar yatılı hizmet vermektedir aynı zamanda. Erişkin, yetişkin psikiyatri klinikleri, toplum ruh sağlığı merkezleri. Biraz da bu alana da değineceğim. Toplum ruh sağlığı merkezleri de özellikle kuruluşunda da önemli katkılarım oldu. Hastanemizde oluşturduğumuz toplum ruh sağlığı heyeti içerisinde psikiyatristler, işte sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarım da yararlandı. İşte psikologlar, idareciler, o dönemin başhekim yardımcılarıyla birlikte toplum ruh sağlığı merkezlerinin temellerini attık. Ve özellikle aslında geçmişte işte Mazhar Osman döneminden itibaren yapılan, Faruk Bayılköy döneminde uygulanan rehabilitasyon çalışmalarından esinlenerek oluşturulmuş bir şey. Ama Batı standartlarında da özellikle Almanya'da, İtalya'daki uygulamalarından da model alınarak oluşturulmuş. Şu an Türkiye'nin birçok yerinde yaygınlaşan, hızla gelişen bir birimdir aslında ruh sağlığı alanına bağlı. Bunların aslında her biri bir yani bir psikiyatri ana bilim dalı çerçevesinde ele alabilirsek aslında her biri bir alt ana bilim dalı da oluşturacak. Bir uzun sosyal hizmet uzmanları için de ayrıca bir uzmanlığı, ihtisaslı, yani bir adli psikiyatri de bir adli süreçte görev alan sosyal hizmet uzmanı olmak aslında erişkin psikiyatriden farklılaşan yönleri olabildiği gibi çocuk ve ergen psikiyatrisinden farklılaşan yönleri de var. Dolayısıyla her bir klinik kendi içinde diğer kliniklerle benzer bütüncül uygulamaları içerse de birbirinden ayrışan, farklılaşan yönleri de var. Dolayısıyla Bakırköy Ruh ve Sinir bir hayat, bir okul arkadaşlar. Yani 25 yıl benim için bir tecrübe, birçok yeni durumu anlama ve değerlendirmede yeterli olmayabiliyor. Bu şunu gösteriyor. Aslında her birimiz sürekli kendini geliştiren bir dinamik içerisinde olmalıyız. Bir meslek elemanı, yani sosyal hizmet uzmanı için söylüyorum, duragan olmamalı. Sürekli
yeni bilgilere, farklı bilgilere, özellikle bizim gibi alan ve saha bilgilerine, deneyimlerine hem akademide hem akademisyenler başta olmak üzere, yani Türkiye'deki akademik yapıya baktığımda akademisyenlerin bence önce alanla, meslekle, uygulamayla ilişki içerisinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada antiparantez söyleyeyim, uzun yıllardır sosyal hizmet öğrencileri staja gönderilmesine rağmen staj danışmanları, akademisyenleri, öğrencilerini takip etmemektedirler. Bizlerle herhangi bir şekilde öğrencileriyle ilgili değerlendirme yapmamaktadırlar. Hiç unutmuyorum, burada hemen geri gelmişken orada notumu da vereyim. Belçika'dan iki sosyal hizmet öğrencisi geldi. Belçikalı bir hoca, sosyal hizmet bölümünden bir hoca, iki öğrencisi uçakla kalktı ve Bakırköy'de benimle öğrencisi için 2 saat görüşme yaptı. Ama biz birçok ilden, çok farklı üniversitelerden stajyer öğrenci almamıza rağmen hocalar bizimle ne staj başlangıcında süreci organize etmek, planlamak, ne staj sürecinde ne de staj sonunda görüşüyorlar. Şimdi böyle öğrenci yetişmez, açıkça söyleyeyim. Yani ben 25 yıllık, yaklaşık 30 yıla yakın alan deneyimle söylüyorum. Sosyal hizmet eğitiminde staj çok önemlidir. Kurumda yapılan uygulamalar çok önemli. Avrupa'da da bu böyledir. Yani meslek sahada ve alanda uygulamayla, teorik bilgiyi aldığın akademik bilgiyi sen beceriyi kurumlarda staj dönemlerinde geliştireceksin. Burada bunu antiparantez belirteyim. Bu da benim yani 25 yıllık deneyimde Türkiye'de sosyal hizmet eğitiminin nereye doğru gittiği, nereye evrildiği ile ilgili bir saptama. Şimdi biraz önce vurguladım, aslında her bir klinik farklı kendi alanında uzmanlıkları da içeriyor. Ama biz mevzuatımızı nasıl oluşturuyoruz? Bu çok önemli. Ben Bitlis'te ilk göreve başladığımda başhekim bana sen ne yaparsın demişti. Bir öz eleştiri de yapıyorum. Bakın açıyorum kendimi aynı zamanda. Ben Bitlis Devlet Hastanesi tabii çok küçük. O dönem 90'lı yıllar. Açıkça 2-3 cümle söyleyemedim. Mesleğimle ilgili, rolümle ilgili. Halbuki 1983 yılında yayınlanmış yataklı tedavi kurumlar işletme yönetmeliği var. Bakın Türkiye'de bu bence çok önemli mevzuat. Ben bu dersi verdiğim için bu konuyla ilgili gayet araştırmalar da yaptım. Hatta 70'li yıllarda, 73 yılında yine o dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından tarihi yanlış söyleyebilirim, yayınlandı tarihi. O dönemde de yataklı tedavi kurumu işletmeleri yönetmeliğinde sosyal servisi tanımlamışlar. Hem de sosyal hizmet uzmanı adını kullanarak çok da güzel birkaç cümleyle de olsa bizim biraz önce söylediğim çalışmadaki rolümüzü, işte kimsesiz, yardıma muhtaç, aynı zamanda halkla ilişkiler faaliyetini de bize yüklemişler. Yönetmelik düzeyinde 83 yılında yayınlanan yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği madde 35'te sosyal servis ve sosyal hizmet uzmanı rolü ve işlevi üzerine tanımlama yapılıyor. Bunun dışında 2011 yılında yayınlanan, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tıbbi sosyal hizmet uygulama yönergesi. Bu çok güzel bir yönerge. Burada o dönemde bakanlıkta çalışmayı yürüten Kürşat Aldemir arkadaşımızı takdirle anmak istiyorum. Çok da güzel bir süreç yöneterek her birimizden, Türkiye'deki birçok ilde Sağlık Bakanlığı'nda o dönemde görev alan arkadaşlarımızdan yazılı, önce yazılı, mail yoluyla yazılı, daha sonra da Ankara'ya davet ederek, Ankara'da da bakanlık bürokratlarıyla da son değerlendirmeyle, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde işte Profesör Doktor Veli Duyan, Uğur hocamız, yine Uğur hocamız çok çok katkıları oldu. Onlardan da danışmanlık alarak çok güzel bir tıbbi sosyal hizmet yönergesi çıkardılar. Yine bu yönerge biraz önce vurguladığım gibi özellikle psikososyal yönümüzü, yani hani bio, psikososyal diyoruz ya, hastalık tedavisinde psikososyal yönümüzü bütün boyutlarıyla çerçevelendiren, ortaya koyan, ama en önemlisi her bir hastanede tıbbi sosyal hizmet birimi kurulmasını sağlayan bir yönetmeliktir. Tıbbi sosyal hizmet birim uygulama yönergesi çıktıktan sonra
İl ve ilçe devlet hastanelerinde tıbbi sosyal hizmet birimleri kurularak meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, biz Bakırköy'de hiç savrulmadık. İşte o gelenekten dolayı, o kültürden dolayı ama çok uzun dönemde il ya da devlet hastanelerimizde işte başhekimlerin bilmemesi ya da idari bir mevzuatın olmaması keyfi bir takım kararlara yol açtı ve sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız oldukça zorluk çekti. Hatta bir dönem sağlıktan sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu, o dönem çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü vardı. Yaygın bir şekilde arkadaşlarımız kurum değiştiriyorlardı. Yani doktorlarla çalışmak, hastanelerde çalışmak kolay değil. Onu söyleyeyim özellikle. Hem hizmet niteliğiyle ilgili çok yoğun, hem de meslek grubu oldukça çok farklı özellikleri, ilişkileri içeren bir grup. Ayrıntıya girmek istemiyorum burada. Dolayısıyla mevzuat bizim yerimizi ve rolümüzü belirlemede çok daha sınırlarımızı, tutumlarımızı, davranışlarımızı, mesleki rollerimizi daha net, daha somut ortaya koymamıza faydalı oldu. Şimdi biz peki ne yapıyoruz? Yani psikiyatri hastalarıyla yaygın olarak böyle bir iki örnek de açmak istiyorum. Öğrenci arkadaşlar çok sıkılmasın. Örneğin 97 yılında hiç unutmuyorum. Genel psikiyatri kliniğinde yatan sağır dilsiz bir işte 17-18 yaşlarında, 19 yaşta. O zaman çocuk ve ergen ruh sağlığı kliniği yoktu. Yataklı servisi yoktu. Hemen hemen İstanbul'da yoktu o dönemde. Polisler İstanbul'un merkezi semtlerinde, genellikle işte Taksim olabilir ya da Sultanahmet, hatırlamıyorum nerede bulduklarını, hastayı bulup hastanemize getirmişlerdi. Bizim hastanemiz aynı zamanda Türkiye'nin en eski, en köklü bakım merkezidir. Çok uzun yıllardır kimsesiz bir mekan, ailesi tarafından terk edilmiş, sokağa bırakılmış akıl hastalarına aynı zamanda bakım hizmeti de veririz. Dolayısıyla halen de böyledir. Depo deriz biz. Depo hastalar halen Bakırköy'e getirilir, terk edilir. Bu çocuk böyle bir hastaydı. Polislerden aldığımız bilgiye göre Düzce'de bir tır şoförü, Düzce E5 üzeri vardır. Ankara, İstanbul Karayolu üzerinde bir çocuğu görmüş tır şoförü. Kaybolmuş bir şekilde işte yalnız başına dolaşırken sahip çıkmış. Ama kötü sahip çıkmış. Keşke emniyet müdürlüğüne bıraksaydı. Neyse adam İstanbul'a yolculuk yaparken İstanbul'daki polise bırakmış. Allah'tan İstanbul'daki polise bırakmış. Ama ailesi Düzce'de. Tabii o dönemde ne kimlik var, ne kimlik numarası var, ne böyle nüfus müdürlüğü kayıtları var. Çocuk sağır, dilsiz, aynı zamanda zihinsel engelli. Yani mental retardasyon dediğimiz. Kendini ifade edemiyor, ya okuma yazma bilmiyor. Biz bunun ailesini nasıl bulacağız? O dönemde yakınları kaybolan aileler derneği vardı. Yakat, kısa adıyla Yakat. Yakat'la iletişim kurdum ama ben tabii bunları takip ediyorum. Yani ben günceli, aktüeli, özellikle meslekle gelişmeleri bugün de dahi takip ederim ve üniversitede derslerimde şu an koronadan dolayı veremiyorum ama gazetelerde meslekle ilgili çıkan haberleri de ilk 15-20 dakikada öğrencilerimle tartışırım. Günceli ve aktüeli takip etmek çok önemli. Yani işte adı sosyal. Sosyal hizmet mesleğinde temsilcileri sosyal olacak. Özellikle güncel ve aktüelle ilişkisi çok canlı olması lazım. Yani her gün bir gazete ya da şu an internet haber var, internet haberciliği var. Düzenli bir şekilde haberleri takip etmesi lazım. İşte o dönemde Yakat'ı duymuştum. Ve bu tür hastalarımızla bağlantısını kurdum, ilişkisini kurdum. Ulaştım. İnternet mi internet yok tabii. Bir şekilde 118 var. 118'den telefonlara ulaştık. Rahmetli oldu Zafer Bilici vardı. Siirtli bir iş adamıydı. Fatih'teydi zaten yeri. Fatih'te Siirtliler çoktur. Orada o derneğin merkezini kurmuştu. Bu adam bir çocuğunu, yetişkin bir çocuğunu uzun yıllar kaybetmiş ve sonra çocuklarını kaybeden ailelerle bir araya gelmiş ve bu arabalara falan böyle otobüslere
fotoğraflarını yapıştırarak Türkiye'yi dolaşarak ararlardı ve devletten de yardım isterlerdi. Yine Türkiye'de halen Kral Efem vardır, Gezegen Mehmet vardır. Belki genç arkadaşlar bilirler. Gezegen Mehmet o dönemden beri sokak çocuklarıyla ilgili ve bu dernekle işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk adına haftada çarşamba günleriydi, hiç unutmuyorum. Belli bir saatte radyo üzerinden bu çocuklarını bulmaları için yardımcı oluyorlardı. Zafer Bey benden hastamızın bir eşkal fotoğrafını istedi. Bizde Foto Mehmet vardı. Bizim hastanemizin fotoğrafçısı vardı. Emekli oldu. Lakabı Foto Mehmet. Ona rica ettim. Gitti. Bizim hastamızın bir ön boy fotoğrafını aldı. Yan profil fotoğrafını aldı. Bir de vesikalık fotoğrafını aldı. Bu fotoğraflarla birlikte eşkalle ilgili, nasıl bulduğumuzla ilgili bilgileri biz YAKAT'a ulaştırdık ve bir çarşamba günü Gezegen Mehmet programında bu eşkali anons etti Gezegen Mehmet. Ve aile de Allah'tan bu programı takip ediyormuş. Düzce'den kalkıp çocuklarını almaya geldiler. Çok sevindiler, çok mutlu oldular. İyi ki Bakırköy'de çocukları koruma ve muhafaza ettiğimize sevindiler. Hiç unutmam, o dönemde 97 yılında Arif Berim'den ilk başarı belgemi bu olgu üzerine almıştım. Tabii yani meslek hayatımız çok farklı hikayelerle dolu. Hani bu programı da böyle hikayelerle, ama bunun her biri yaşanmış ve her birinde bir mesleki yönü olan, profesyonellik yönü olan, müdahale yönü olan çalışmalar, uğraşılar. Bir örnek daha vereyim. Yine İstanbul'da sokakta yaşayan, ailesi tarafından terk edilmiş ama eşinden boşanmış, çocuklarıyla irtibatı, eşiyle irtibatı uzun yıllar kopmuş ve İstanbul'un bir mahallesinde, bir semtinde önce esnaf olarak başlamış. Daha sonra ruh sağlığı bozulunca esnaf tarafından desteklenmeye başlamış ama bayağı da düşmüş. Yani hem ekonomik anlamda hem de ruh sağlığı tedaviye ciddi anlamda ihtiyacı var. Bu hastayı servisimize yatırdılar. O dönemde bir görev değişikliği vardı. Benden önce bir arkadaşımız bu hasta ile ilgili çalışma yapıyordu. Tam o esnada ben devraldım. Klinik şefi Doktor Özlem Hanım hastanın yakınlarını soyadlarından Facebook'tan bulmuş. Facebook'tan bulmuş. Daha sonra telefon numaralarına ulaşmış. Aydın, Manisa civarlarında yaşıyor oğlu. Zaten eşi demiş ben 20 yıldır görüşmüyorum ve asla görüşmek istemiyorum demiş. Oğlu da biz irtibatımızı kestik, artık görüşmek istemiyoruz dedikten sonra dedim şunu telefonu bir de bana verin dedim. Bir de ben görüşeyim şu oğluyla. Oğluyla irtibata geçtik. Durumunu izah ettik. Yani bir sosyal hizmet uzmanı mesleği perspektifiyle eğer buraya gelirseniz sizinle işbirliği yapacağız. İşte babanızı kurum bakımına yerleştireceğiz. Yani anlıyorum sizin için de kolay değil. Yıllar sonra babanızla bir araya gelmeniz, bakmakla ilgili zorluklarınız olabilir ama devletin kurum bakımı hizmetleri var. Gelirseniz bu süreçte bize işbirliği yaparsınız. Adam 2-3 gün sonra Aydın'dan, Manisa'dan yıllar sonra babasını görmeye gelmişti. Bunlar biraz daha böyle hem insani yönü, duygusal yönü olan ama aynı zamanda mesleki yönü, profesyonel yönü olan uygulamalar. Tabii bu ayrıntılara detaylı, yani süreci nasıl yönetiyoruz, bu ayrıntılara detaylara girmek istemiyorum. Ama sosyal hizmet uzmanının bu becerileri gerçekleştirirken her şeyden önce bir terapötik iletişim becerisine sahip olmalı. Terapötik iletişim becerisine sahip olmalı. Yine sosyal hizmet kuramlarında ele aldığımız işte sorun çözme becerisine sahip olmalı. Yine güçlendirme yaklaşımı oldukça önemli. Yani iletişim bizim mesleğimiz aslında iletişim mesleği. İyi bir iletişimci olabilirsek bu süreci verimli yönetebiliriz. Ben aslında akademik alanda iletişimcilerin olmasını çok isterim. Yani gerçekten iletişim bilimi bizim mesleğimizle 25 yıllık tecrübeyle çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Ayrıca yine
işte kuramlardan bilişsel davranışçı terapi kuramları var. Yine işte analitik, psikoanalitik yaklaşım kuramları var. İşte birçok aslında kuram bizim bunlar yaygın olarak psikologlar da işte terapi eğitimleri alan, lisans sonrası terapi eğitimleri alan psikiyatrlar, psikologlar da aslında bu kuramlarla bu eğitimleri alıyorlar. Yani sosyal hizmet eğitimi ruh sağlığı alanının önemli profesyonellerden biri olması aslında bizim lisans düzeyinde aldığımız kuramların arka planında kazandırdığı bize mesleki perspektiftir. Onu da vurgulamak istiyorum. Yine vaka yönetimi bence burada çok önemli, olgu yönetimi. Ve özellikle burada psikososyal kuram. Psikososyal kuram bir diğer adıyla teşhis ve tedavi kuramı da. Özellikle bizim teşhis ve tedavi ekolündeki rolümüz ve işlevimiz açısından önemli. Biraz önce söyledim. Biz burada eğitimci oluyoruz. Biz burada danışman oluyoruz. Biz burada hak savunucusu oluyoruz. Özellikle yaygın olarak dezavantajlı gruplarıyla çalıştığımız bence bu noktada çok önemli. Türkiye'de sosyal hizmet uygulamalarında gelişmemiş yön aslında hak savunuculuğu yönüdür. Belki biraz memur olmamızdan kaynaklanıyor. Aslında sosyal hizmet uzmanlarının özellikle dezavantajlı gruplarla, yoksullarla, işte şiddet mağduru kadınlarla, ihmal ve istismar mağduru çocuklarla, biraz önce söylediğim birçok engelli grubuyla en önemli mesleki rolü aslında hak savunuculuğudur. Yani burada yaşamın içerisinde bir şekilde en önemli rolümüz nedir aslında? Bu tür dezavantajlı grupların onurlarını, değerlerini yüceltmek, onların eşit bir yurttaş olarak, bir hak sahibi olarak bu ülkede diğer vatandaşlardan hiçbir fark olmadan yaşamalarını sağlamak. Ben Almanya'yı görünce sosyal devlet koşullarını nasıl tanzim ettiğini hayretle açıkçası müşahede ettim. Biz en az bir Türkiye'de yaşayan vatandaş olarak en az 20 yıl ya da 30 yıl gerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Sosyal hizmet ve sosyal devlet koşulları açısından. Yani bir sosyal hizmet uzmanı anlayabilmeniz için öğrenci arkadaşlar 10-15 sosyal işte engelliyle çalışıyor ve bir ömür boyu 10-15 engelliyle çalışarak maaşını alıyor. Yani bizde yaklaşık bir sosyal hizmet uzmanına Bakırköy'de 300 hasta falan düşüyor yani. Siz 300 hastayla hangi mesleğinizin size kazandırdığı bilgi, beceri ve değer sistemi içerisinde rolünüzü yerine getireceksiniz. Dolayısıyla Türkiye için söylüyorum, Türkiye'de yeniden bir sosyal hizmet değişimine, dönüşümüne, gelişimine ihtiyaç var. Aslında bu ülkede bu birikim, bu tecrübe ve bu alanda yıllarını vermiş meslek elemanları var. Hani bu değişimi, dönüşüme öncelik yapacak bu ülkenin birikimleri var. Ama bunu özellikle makro düzeyde politika, sosyal politikalarda gerçekleştirmek oldukça önemli. Özetle tamamlamak istiyorum. Sorularınız varsa sorularınız çerçevesinde devam edebiliriz. Bu daha yararlı olur. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Türkiye'de sosyal hizmet gelişiminde önemli bir kurum. 50 yıl yaklaşık sosyal hizmet uzmanları bu hastanede psikiyatri alanında hizmet vermeye devam ediyorlar. Özellikle ruh sağlığı alanında sosyal hizmet uzmanlarının çok önemli yeri, rolü ve işlevi var. Ülkemizde de işte sizlerle, sizlerin eğitimlerinizi tamamlamanız, sahaya, alana çıkmanızda bu gelişim daha da hızlanacak, daha da verimli hale gelecek. Türkiye'de sosyal hizmet mesleği, inanıyorum yani benim ömrüm görür yani bu mesleğin bu ülkede de uluslararası standartlarda, yani bir Amerika'daki standartları neyse, bir Avrupa'daki standartları neyse, bu standartlara kavuşur ve sizler de mesleğinizi icra ederken çok şükür ben açıkça söylüyorum hiç şikayetçi değilim. Saygıda görüyoruz, değerde görüyoruz. Çok şükür.
Yani orta düzeyde bir gelir grubuyuz. Yani yüksek düzeyde bir gelir grubu değiliz. Olmamalıyız da bence. Çünkü bizim hedef kitlemiz açısından onları anlayabilmemiz çok önemli. Elbette ihtiyaçlar sonsuzdur. Yani para kazanmaya karşı değilim. Ama sahip olduğumuz gelir aslında bizi belli ölçülerde bu ülkede de sağlıklı yaşamamızı sağlıyor. Yani böyle yumuşak bir ifadeyle bunu söyleyeyim. Çok şükür diyorum kendime. Dolayısıyla bu meslek bana 28. yılımda çok şeyler kattı. Tekrar dünyaya gelsem çok samimi söylüyorum. Sosyal hizmet uzmanı olmak isterdim. Böyle bitirelim arkadaşlar. Sorularınız varsa sorularınıza devam edelim. Öğrencilerimiz düşünürken ben aklıma bir şey geldi, onu paylaşayım. Yani soru olarak ya da şey olarak. Şimdi aslında sizin ne diyeyim de psikiyatrik sosyal hizmetin aslında en köklü olduğu kurum sizin orası. Yani hani Türkiye'deki birçok yeri de biliyorum bildiğim kadarıyla. Şimdi bu kadar yani bir 50 yılı var. 50 yıl psikiyatrideki bir sosyal hizmetten söz ediyoruz. Acaba hani uzmanlaşmaktan söz edecek olursak psikiyatrik yüksek lisans ve doktora programının sizde açılması gerekmez mi? Buna öncülük etseniz aslında çok donanımlı uzmanlar yetişmez mi? Bu konudaki gelişimler vardır mutlaka, fikirler vardır da ne durumda, bizimle paylaşır mısınız? Çok önemli bir saptama yaptınız. Bir dönem Amerika'dan Houston Tıp Merkezi'nden klinik social worker'larla psikiyatrik sosyal hizmet alanında doktorasını yapan bir gruba birden çok yani 2-3 yıl geldiler bu grup. 2-3 yıl ben hastaneyi gezdirdim. Bir grup onları Amerika'dan organize ediyorlardı ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde gezdiriyorlar ve bizlerle de değerlendirme yapıyorlardı. Ben orada hep bunu niye bu hastanede yani Amerika'da bir tıp merkezinde klinik sosyal hizmet master programı açılmış, doktora programı hakeza devam ediyor. Niye Türkiye'de olmasın? Bana göre de açıkça söylüyorum. Özellikle klinik psikoloji klinik sosyal hizmet master programları hastanelerde açılmalı. Yani eğitim araştırma hastaneleri açılmalı. Burada tabii Sağlık Bakanlığı'nın politikası çok önemli. Şu an hastanemiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı. Aslında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde sosyal hizmet bölümü de var, programı da var. Klinik sosyal hizmet master'ını ya da psikiyatrik sosyal hizmet doktorasını ne diyelim? Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çok güzel uygulayabilir. Şu an hastanemizdeki akademik işte eğitimciler, hocalarımız çok da güzel, sosyal hizmeti çok iyi bilirler. Çok da güzel. Yani bunun yanında işte bizlerin de katkılarıyla birlikte biz aslında klinik düzeyde sosyal hizmet eğitimini aynı zamanda doktora düzeyinde psikiyatrik sosyal hizmet eğitimini hastanemize veririz. Yani asistanlar nasıl aslında asistan doktorlar diyelim nasıl uzmanlık eğitimlerini eğitim araştırma hastanelerinde alıyorsa Sağlık Bakanlığı da bunun önünü açmalı. Yani bunu yıllardır biz söylüyoruz kendi kendimize de sizin sorunuz da burada da ifade etme fırsatı oldu. Aslında üniversitelerin bu noktada bakanlığı bilgilendirmesi ve yönlendirmesi çok önemli. Çünkü özellikle yani klinik sosyal hizmet eğitim için konuşayım. Uygulama içerisinde olur. Hani siz yani ben asistan doktorların eğitimlerine görüyorum hayran oluyorum yani. Bir asistan doktor bir acilde bir günlük nöbeti 3 günlük kendisine gelememesidir. Yani doktorlar nasıl pişerek, gelişerek, olgunlaşarak aslında uzmanlığa hazırlanıyorlar. Birçok yönüyle. Polikliniklerde tedavi hizmetlerine aktif katılıyorlar. Tedavi hizmetlerinde aktif yer alıyorlar. Dolayısıyla kliniklerde hasta takiplerini, hasta değerlendirmelerini hem klinik hem aile hem sosyal sorunlarıyla direkt doktorlar burada rol alıyorlar. Niye işte sosyal hizmet uzmanları da eğitim araştırma hastanelerinde çok farklı branşlar için de söyleyebiliriz bunu. Psikiyatri için de söyleyebiliriz bunu.
master ve doktora programlarını almasınlar. Çok da iyi olur. Bu mesleğimizin profesyonel yönünün gelişim açısından da oldukça katkı vereceğine inanıyorum. Evet, öğrenci arkadaşlardan soru varsa memnun olurum. Bir söz var, bilim soru sormakla başlar arkadaşlar. Dolayısıyla soru sorma girişimciliğiniz, cesaretiniz ne olursa olsun oldukça önemli. Sizlerin benim sunumumu daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Evet, sorular sonrasını bekliyorum. Buyurun. Bir soru Ben sorabilir miyim? Buket ve Seher galiba. Selin, Hatice'm, orada görebiliyor musunuz? Şeyde arkadaşlar el kaldırabilirsiniz. Hatta hocamın sizi yönlendirmesi için ya da mavi butona basabilirsiniz. Buradan ben de yönlendirebilirim. Ama Hatta hocamızın görebilmesi tamam. Evet, önce Buket'e söz verelim. Merhaba hocam. İyi akşamlar. Öncelikle bilgileriniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şöyle bir sorum olacaktı. Yatarak tedavi gören hastaların sorunu çözme yanında sosyal işlevselliğini arttırma ve topluma geri kazandırma konusunda çalışmalar da yapabiliyor muyuz? Ve şöyle de bir sorun vardı. Yine yatarak tedavi gören hastaların çocukları için de yapabildiğimiz uygulamalar, çalışmalar var mı? Zaten bizim yani çok güzel tanımladın. Tebrik ederim. Yani biz yatarak tedavi gören hastalarımızın ailesine, topluma, çalışıyorsa meslek hayatına tekrar kazandırılması yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz. Burada toplum ruh sağlığı merkezlerimizden bahsetmek istiyorum. Özellikle hastanemize bağlı 5 toplum ruh sağlığı merkezi var. İşte Bağcılar, Güngören, Esenler, Zeytinburnu, Bakırköy toplum ruh sağlığı merkezleri var. Toplum ruh sağlığı merkezlerinden taburcu olan hastalarımızın takibini, tedavi takibini, yine sosyal destek hizmetlerini, işte iş, uğraş, meşguliyet, özellikle Türkiye'de yeni gelişen bir alan ergoterapi. Biz bunu ergoterapistlerin sayısı çok az ama iş uğraş hocaları var, belediyelere ait halk eğitim merkezlerinde iş uğraş hocalarıyla uzun yıllardır yapıyoruz. İşkur gibi, özellikle İşkur gibi kurumlarla, yerel belediyelerle, kaymakamlıklarla çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Zeytinburnu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde yine benim organize ettiğim İstanbul Belediyesi ile Engelliler Müdürlüğü'yle bir aşçılık kursu vardı. Bu aşçılık kursunda hastalarımız, kadın ve erkek hastalarımız sertifika düzeyinde aşçılık eğitimi aldılar. Yani Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi bu konuda çok köklüdür. Yani ve sosyal hizmet uzmanları özellikle hastalarımızın sosyal işlevselliği, istihdamı, ailesine, toplumuna yeniden kazandırılması için çok etkin ve verimli. Yani diğer tedavi ekibi de görev alır, rol alır. Bizler de onlarla birlikte çok etkin görevler ve sorumluluklar alıyoruz. Evet, buyurun. Merhaba hocam, iyi akşamlar. İyi Verdiğiniz akşamlar. değerli bilgiler için teşekkür ederim. Hocam benim sorum psikiyatrik sosyal hizmet uzmanının hasta ve hasta yakınlarıyla olan iletişimi nasıl olduğu, yani ne düzeyde nasıl yaklaşıyoruz hasta ve hasta yakınlarına? Evet, bu da güzel bir soru. Tebrik ederim Selin. Şimdi yani psikiyatri tedavide hasta ve ailesiyle çalışmak oldukça önemli. Yani bir psikiyatrik hastalık, bir ruhsal bozukluk o aile içinde bir travma ya da aile içerisinde derin çatışmalara yol açabiliyor. Dolayısıyla bu çatışmaların çözümlenmesi aile içerisinde psikiyatri hastanın uyumu oldukça çok önemli. Aynı zamanda tedavisi için özellikle ilaç tedavisinin takibinde ebeveynlere düşen önemli roller var, önemli sorumluluklar var. Düzenli bir şekilde ilaçların kullandırılması, işte tedavi kontrollerinin yapılması noktasında da
aileye düşen roller var. Şimdi biz Bakırköy'de tabii şöyle söyleyeyim, yani ben meslek elemanı olarak neler yapacağımızı açıklayabilirim ama Bakırköy'de bu alanda çok farklı mesleklerle çalışıyoruz. Yani bizim sayımız çok yeterli değil hasta kapasitemize göre. Yani biz şu an 9 sosyal çalışmacıyla çalışıyoruz. Bir ara 19'du sayımız. Şimdi 9'a tekrar düştü. Arkadaşlarımız Taşra'ya, İstanbul çok zor bir şehir, pahalı bir şehir. Tayinlerini alıp çekip gittiler. Ama yani böyle her hastanın ailesiyle rutin bir çalışmamız yok. Ama TRSM'lerde, yani toplum sağlığı merkezlerinde danışman olarak da, kliniklerde de işte psiko eğitimler, özellikle psiko eğitimler veriyoruz ailelere yönelik bilgilendiren. Eğer ailelerin ben özellikle sosyal danışmanlık diye sosyal güvenlik haklarıyla, bunu Almanya'da gördüm. Almanya'da birçok sosyal hizmet uzmanı sosyal danışman olarak özel bürolar açıyorlar. Vatandaşın sosyal güvenlik hakları ile ilgili, emeklilik, işte engelli aylığı gibi, mağlulen emeklilik gibi birçok böyle yani iş çalışanların sosyal güvenlik hakları ile ilgili bilgilendiriyorlar, danışmanlık hizmeti veriyorlar. Toplumun Sağlığı Merkezi'nde aktif olarak uzun yıllardır bu hizmeti veriyorum. Birçok hastamızın engelli aylıkla ilgili, işte mağlulen emeklilikle ilgili, annesinin ve babasının sigorta haklarıyla yararlanabilmekle ilgili, işte vergi indirimden, engellilik vergi indirim ya da engellik araçları almak gibi talepler oluyor. Bu talepleri danışmanlık olarak karşılamada, değerlendirmede ve sosyal güvenlik kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışmada hasta ve ailelerimize oldukça yardımcı oluyoruz. Gör hocam, buyurun. Öğrenci arkadaşlarım, siz düşünürken ben daha öncesinden soru hazırlamıştım. Siz düşüne durun, ben sorumu sorayım. Şimdi Fatih Hocam, biz bu yıl staj yapan öğrencilerle sosyal grup çalışması yapıyoruz. Öğreniyorlar arkadaşlarımız. Ben aslında hani bu öğrendiklerinin özellikle psikiyatrik sosyal hizmetteki işlevini işlevi konusunda belki arkadaşlarımızda bir yol göstericilik olabilir. Hem toplum ruh sağlığı merkezlerinde hem de kliniklerde yatan, kliniklerdeki hastaların sosyalleşmesine yönelik bu sosyal grup çalışmalarını nasıl kullanabilirler, nasıl etkin olabilirler? Çünkü çok bu konuda güçlü geliyorlar bizimkiler, öyle söyleyeyim. Bir ikincisi de siz hiç söz etmediniz. Ben arkadaşlarımız için bu bir motivasyon kaynağı olur. Ben sizi daha öncesinden tanımıştım ama sizi ziyarete hastaneye geldiğimde orada başhekim yardımcısıydınız. Şimdi bir sosyal hizmet uzmanının başhekim yardımcısı olduğunu duymak aslında hani bizim bu 50 yılın da bir birikimi olmakla beraber hani bir yerde bir başhekim yardımcısı olarak görev almanın sosyal hizmet açısından yeri ve önemi konusunda da bir açıklama yapabilirseniz motivasyon açısından çok yerinde olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, yani ikinci sorunuzdan başlayayım. Yani idareci olmak bence çok önemli. Yani sosyal hizmet uzmanlarının bir idareci rolü var. Ben 2004 yılında başhekim yardımcısı olduğumda benim dışımda Mehmet Can ve Süleyman Yüce'da, yani abilerimiz de başhekim yardımcısıydı ve ben üçüncü başhekim yardımcısı oldum. Yani üçüncü sosyal çalışmacı olarak başhekim yardımcısı oldum. Açıkçası Sağlık Bakanlığı kurumlarında doktor dışında başhekim yardımcısı olan diğer meslek grupların sayısı çok azdır. İşte bazı yerlerde eczacılar olur. Çok nadiren diş hekimlerinden olur. Bizde de oldu diş hekimlerinden. Ama Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 sosyal çalışmacı başhekim yardımcısı olarak görevlendirdi. Başhekim yardımcılığını şu yönüyle de önemsiyorum. Bir mesleğin yönetim ilişkisi içerisinde işlevi de çok önemli. Yani siz sadece mesleğinizi icra etmiyorsunuz. Orada idareyle ilişkileriniz, kliniklerle ilişkileriniz, hasta ve aileyle ilişkileriniz de yönetebilmeniz de çok önemli. İşte idarecilik sizin bu bütünü görmenizi sağlıyor. Yani bir sosyal hizmet uzmanı sadece kendi kliniği içerisinden hastaneye ve hastanedeki hizmetlere bakmıyor. Bir bütün olarak idaresiyle, başhekim yardımcıları, hastane müdürleri,
İşte klinikler, orada şefler var, yani hocalar var. Ve vatandaş, en önemlisi de vatandaş. Hastaneyle ilgili birçok sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ben halkla ilişkilerle ilgili özellikle aktif çalıştım. Siz geldiğinizde polikliniklerde ve acil psikiyatride çalışıyordum. Ve orada sabah 8'de başlıyordum. Akşam 5'e kadar hem idari işlerle ilgili işte imzalar, evrak imzaları hem de vatandaşın şikayetlerini, taleplerini ya da çalışanların şikayetlerini ve taleplerini değerlendiriyorduk. Bu refleksiniz de geliştiriyor. Yani ben açıkçası Güngör Hanım mesleki gelişimimde idarecilik benim için önemli bir kilometre taşıdır. Bu benim hızlı karar alabilmeme, olayı bütüncül değerlendirebilmeme, işte doktor açısından, diğer tedavi ekibi açısından, vatandaş açısından bakabilmek, onlar açısından yani algıyı yönetebilmeye de çok önemli katkılar sağladı. Dolayısıyla yönetim hizmetlerinde yer almak çok önemli. Ama ben bunu çok öne çıkarmak istemiyorum. Çünkü mesleğimizin profesyonel rolü de çok önemli. Özellikle yani Bakırköy'de biz meslek elemanı olarak da çalışmaya devam ettik ama farklı kurumlarda yatıyorlar yani. Hani böyle sırtı koltuğa bırakıyorlar. Alanla, sahayla ilişkisini kesiyorlar. Özellikle sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çok eski gelenekten itibaren ben meslektaşlarımı eleştirirdim. Yani idareci oluyorsunuz ama sahayla, alanla ve özellikle işte hastayla, müracaatçıyla ilişkinizi kesmemeniz lazım. Ve bir şekilde yani vatandaşla etkileşim içinde olmak çok önemli diye. Dolayısıyla mesleğim idarecilikten daha önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci, diğer sorunuz, grup terapileri bence çok önemli. Yani bu sorunuz da bence çok kritik bir soru. Mesleğimizin icasında, yani biz biliyorsunuz bireyle, grupla ve toplumla çalışıyoruz özetle. Ama yaygın olarak grup terapileri aslında, yani ya da grup çalışmaları bizim sosyal hizmet uygulamalarımızda çok daha etkin, çok daha verimli, daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlıyor. Yine arkadaşların anlaması için, yani biz toplum ruh sağlığı merkezlerinde bunu yapıyoruz. Hasta gruplarıyla, aile gruplarıyla. Amatemlerde yapıyoruz. Mesela bağımlılarla. Bunlar rutindir ve uzun yıllardır işte sosyalleştirici, geliştirici, sorun çözücü grup çalışmaları, işte etkileşim grup çalışmaları ya da yaşantı grup çalışmaları ya da paylaşım grup çalışmaları. Her grup çalışmasının çok farklı yönetimi var, uygulaması var. Ama bir grup desteği sağlamak, o grup bütünleşmesini sağlamak. Yani bizim toplumsal ilişkilerimizde de özellikle sosyal destek, grup desteği, aile de bir gruptur aslında. Aileyle çalışma da bir grup çalışmasının bir parçasıdır. Aslında iyileşmede, tedavi olmada çok etkin rol oynuyor. İstanbul'da Sosyal Hizmet Müdürlüğü'ne bağlı bir dönem, Kahraman abinin il müdürlüğü yaptığı dönemlerde toplum merkezleri vardı. Kahraman abi bunları çok anlatır. Kulağını çınlatalım burada. Gerçekten sosyal hizmetin bence en önemli topluma dönük yüzü toplum merkezleriydi. Orada sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız işte göçle gelen ailelerin kent hayatına uyumu için grup çalışmaları yapıyorlardı. Kadınlarla ilgili mesela grup çalışmaları yapıyorlardı. Annelerle annelik bilgisi, becerisi, deneyimleri için grup çalışmaları yapıyorlardı. Aslında hani ben meslek hayatımda sosyal hizmetin gerçekten çok işlevsel, özellikle ülkemiz için, ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde, sosyal refahında çok önemli bir yeri ve rolü olduğunu gördüm, görüyorum, yaşıyorum. Umarım yani bizim temel problemlerimizden birisi bizim adımıza karar veren işte idarecilerin, politikacıların ve toplumun da bizi tanıması, bizi bilmesi, bizim rolümüzü anlaması, bizden beklentilerini ona göre oluşturması çok önemli. Yani gelişim sürecinde uygulamalarımızın net, somut, doğru bir algı yönetimiyle, doğru bir algı hem kurum içerisinde hem de toplumla ilişkilerimizde
algı yönetimiyle bu mesleğin gelişimine katkı vermeye devam edeceğiz. Bu mesleğin bu ülkede önü çok açık. Yani istihdam yönü de çok açık. Yani ben gelişmiş ülkelerde bunu çok net görüyorum. Biraz ekonomik sorunlarımızdan dolayı istihdamda sınırlılık oluyor. Ama bu ülkenin ekonomik kalkınmasına paralel olarak mesleğin istihdamı, özellikle sosyal kalkınmanın, toplumsal kalkınmanın, sosyal refahın en önemli unsurlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Ben küçük bir sadece katkı vereyim. Siz başhekim yardımcılığı konusunu, bu rolü söylerken ben şunun için de, şuna da vurgu yaparsınız diye bekliyordum. Bekliyorum hala. Şimdi sosyal hizmet mesleğinin oradaki yerini, konumunu güçlendirmek anlamında sizin orada başhekim yardımcısı olmanız, hani daha tanınırlığını sağlamak ve yerini korumak, işlevselliğine katkı vermek için başhekim yardımcılığı oradaki kritik önemi sahip. Biraz da onu vurgulamak istedim aynı zamanda. Ben biliyorum sizin mütevazı olduğunuzu, bu tür unvanları hiç kullanmadığınızı. Ben zaten size geldiğimde tesadüf gördüm ve tesadüf fark ettim ve hiçbir zaman da kullanmazsınız bunu. Onun için bu açılımı yapmak istedim. Çünkü sosyal hizmet uzmanları ne kadar işi bilen yönetimde yer alırsa sosyal hizmetin orada büyümesine önemli katkı sağlıyor. Çünkü bizim mesleği tanımıyorlar, bilmiyorlar. Bizden birinin yönetimde olması, kabul görmesi açısından hep kritik öneme sahip olduğu için söylemek istedim. Teşekkür ediyorum. Katkınıza teşekkür ederim Güngör Hanım. Evet. Şebnem Hocam'dan önce soru sormak isteyen Emre, sen vardın. Hala soracak mısın? Evet, Şebnem Hocam, sizden alalım soruyu. Fatih Bey, ben buradaki öğrencilerimizin, yani mezun olacak olan öğrencilerimizin ve mezun olan öğrencilerimiz için şey sormak istiyorum. Onlar adına yani. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre hastanelere, sağlık personeli olarak ruh ve sinir hastalıkları ya da sosyal servislere hastanelerde atanacak olan sosyal hizmet uzmanlarının kriterleri neler? Nasıl başvurabilirler? Nasıl atanabilirler? Yasal olarak sorumlulukları neler olabilir? Hani kısaca bilgi verebilir miyiz? Belki bunu düşünecek olan öğrencilerimiz vardır. Şimdi, ya da işte mesela ek göstergeleri nasıl olacak? Benim de muzdarip olduğum bir konu. 3600 olamadan emekli oldum maalesef. Ek göstergem 3600 olamadan. 8'in 1'i ile başlıyorlar sanıyorum. 1'in 4'ününe kadar gelebiliyorlar. Hani bunlarla ilgili yönetici de olduğunuz için kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii. Hocam? Şimdi öğrenci arkadaşların anlayacağı düzeyde vereyim. Yani öncelikle Sağlık Bakanlığı'na atanan personel, yani sosyal hizmet uzmanları, kamu personeli sınavı var. KPSS sınavı var. Yani bu Türkiye'de en yaygın devlete bağlı tüm bakanlıklara ait kamu kurumlarına yerleştirilme sınavı. Yani merkezi bir sınavla Sağlık Bakanlığı'na atanabiliyorlar. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nda 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu'na göre görev alabilmenin yolu bu merkezi KPSS kısa adıyla, çok yaygın olarak, yaygın kullanılan ismiyle bu sınava girme zorunluluğu var. Ve bu sınavda da açıkçası başarılı olmak gerekiyor. Yani bir 7-8 yıl önce 35-40'la sosyal hizmet uzmanları devlet hastanelerine atanırken şimdi 80-90'la ancak atanabiliyorlar. Onu da özellikle vurgulayayım. Bu durum birçok öğrenci arkadaşımızı zorluyor. Mezun olmadan önce, öğrencilik döneminden önce, yani öğrencilik sırasında sınava hazırlanmaya başlıyorlar. Mezun olduktan 1 yıl, 2 yıl sonra da halen sınava hazırlanan öğrenciler, yani pardon, mezunlar görebiliyoruz. Dolayısıyla bugünkü koşullarda Sağlık Bakanlığı'nda görev almanın, ben mezun olduğum yıl Sağlık Bakanlığı açtığı sınavda girmiştim örneğin. Sağlık Bakanlığı açtığı sınavda ikona girmiştim. Mülakatta da başarılı olduktan sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne atanmıştım. Ama bugün tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bakanlıklarda, kurumlarda
devlet memuru olabilmenin yolu bu merkezi sınavda başarılı olmaktan geçiyor. Atandıktan sonra sağlık hizmetleri sınıfında biraz önce ifade ettiğiniz gibi 8'in birinci derecesinde başlıyoruz. Ben şu an birin birine düştüm. Yani mesleki çalışma hayatım birin birinci derecesinde kadro üzerinden maaş alıyorum. 3000 göstergeden maaş almaya devam ediyorum. Emekliliğimizde de 3000 gösterge üzerinden olacak. 3600 gösterge işte il müdürü kadrosu almış kişiler, işte genel müdür gibi merkezi bakanlıklarda görev almış kişilerden oluşuyor. Onlara verilen işte bir gösterge. Tabii bunlar maaşa da etkili oluyor. Yani şu an bir sosyal hizmet emeklisi son zamlarla bilmiyorum ama 3800 TL ya da işte 3900 ya da 4000 civarı bir emekli aylığı gelirine sahip. Açıkçası hani bu Türkiye koşullarında çok da bir emekli için yeterli bir ücret değil. Meslektaşlarımızın birçoğu emeklilik sonrası çalışmak zorunda kalıyorlar. Hani bunu da görüyoruz. Bu Türkiye'deki yaşam koşulları zorluklarından kaynaklanıyor. Ama hani bu koşullar içerisinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Evet. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Şeyden hocam, özür dilerim. Bir şey söyleyecektim. Teşekkür ederim demiştim Abdü hocam. Sağ olun. Tamam. Yani bu arada benim elektrikler kesildi. Onun için karardım. Evet. Sık hocam. Ben söylediniz ama bir daha vurgu yapmanız açısından hem akademisyen hem uygulayıcı olarak alanda staj yapanlar, ben uygulama diyorum da uygulama yapan arkadaşların iyi model bulamazlarsa, iyi model veya meslek elemanı bulamazlarsa yaşadığı zorluklar neler olabilir? Bizler 2 yıldır sağ olsun üstadımız Yusuf Bey, Güngör Hocam, Şebnem Hocam uygulamanın içindeyiz. Arkadaşlar biraz farkındalık oluştursun diye arkadaşlara bu uygulamalar konusundaki fikrinizi tekrar alırsam sonra da Yusuf Üstadımıza söz vermek istiyorum. Buradaki öğrencilerimizin çoğunda emeği var alanda uygulayıcı olarak. Evet. Zaten ekibi siz tamamlamışsınız. Yani güçlü rol ve modelleriyle öğrencileriniz uygulamadan gelen hocalarıyla bu staj süreçlerini yönetiyorlar. Şimdi tabii yani staj, ben Bakırköy'de çok uzun yıllardır biz öğrenci stajlarını kabul ediyoruz. Neredeyse 12-13 yıllık bir geçmişi var. Burada gözlemlediğim şey şu, tabii yani bir öğrencinin ilgisi, merakı, girişimciliği çok önemli bir rol. Yani burada aslında şu an hastanede stajyer öğrencilere danışmanlık yapan arkadaşlarım da dahil olmak üzere ilgi duyan, merak duyan, araştırmacı yönü olan öğrencilere ellerinden geldiği kadar katkı sunuyorlar. Kliniklere götürüyorlar. Kliniklerdeki hasta vizitleri diyoruz. Yani hasta değerlendirme toplantılarına, yani klinik ekibinin, tedavi ekibinin katıldığı toplantılara dahil ediyorlar. Hastalarla özellikle ya da ailelerle görüşmelere katılımını sağlıyorlar. Bizler hastanede poliklinik yapıyoruz. Yani poliklinikte nöbetlerimiz var. Özellikle sosyal inceleme raporları hazırlıyoruz. Bu raporların ön görüşmelerini hasta ve aileleriyle yapıyoruz. Stajyer öğrencilerimize, ilgi duyanlara, merak duyanlara, yani katılanlara belli bir program dahilinde polikliniklere katılım da sağlıyoruz. Benim burada gözlemlediğim şey şu, yani uygulamada gözlemlediğim şey hocam şu. Aslında yani İstanbul'da yaygın olarak şu an İstanbul'daki üniversiteler öğrencilerle staj olarak gönderiyorlar ama
koordinasyonu çok iyi yapamıyoruz. Yani akademisyenlerle koordinasyon. Yani ön bir hazırlık yapmak, o süreci planlamak, o sürecin aşamalarındaki öğrencilerin neler yapacağını birlikte belirlemek ve bunu takip etmek. Sonrasında da bir değerlendirme bence çok önemli. Yani süreçlerin de değerlendirmeleri çok önemli. Yani hiç unutmuyorum, Kocaeli Üniversitesi'nden gelen öğrencilerimiz vardı. Sakarya Sosyal Hizmet bölümünden gelen öğrencilerimiz vardı. Hatta böyle grup grup gelirlerdi. Çok başarılı çalışmalar yaptık. Yani öğrenci arkadaşlarımızın o ilgisi, motivasyonu, toplumla çalışmalar yaptık. Özellikle toplum ruh sağlığı merkezlerinden İstanbul gezileri diye İstanbul Belediyesi ile örnek veriyorum. İşbirliği içerisine girdi arkadaşlarımız. Hastalarımızı temin ettikleri araçlarla birlikte hastalarımızla İstanbul gezi programları yaptılar. Yine hastalarımızla ilgili, aileleriyle ilgili grup çalışmaları yaptılar. Yani aslında yani kendi hastanem adına konuşayım. Yani bizim hastane uygulama için çok zengin bir bilgi, tecrübe ve deneyim kazandırma yönü olan bir hastane. Ama bunu başından itibaren stajı yöneten akademik ekiple bir organize edebilsek, o süreci planlayabilsek ve o sürecin aşamalarını birlikte biz uygulayarak o da takip ederek, çünkü onların da desteği, onların da katılımı çok önemli ve bir değerlendirme yaparak sonuçlandırsak öğrenciler çok verimli olur. Yani akademik anlamda işbirliği içerisinde olduğumuz bölümlerle ya da eğitimcilerle verimli çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Biz aynı zamanda Hollanda'dan, Almanya'dan, Belçika'dan stajyer Türk asıllı, Türk kökenli uzun yıllardır öğrenci de stajyer öğrenci de kabul ettik. Yani Bakırköy'ün böyle bir yönü de var. Bu koronadan dolayı uzun zamandır yurt dışından öğrenci gelmiyor ama yani yurt dışından çok farklı bölgelerden, okullardan, sosyal hizmet okullarından öğrencilerin de staj yaptığı bir yer Bakırköy. Ben stajı öğrenciler için çok önemsiyorum. Bu mesleğin gelişiminde, yani mezun olmadan önce net, somut olarak rolü ve işleviyle ilgili stajda bir bütün yani aldığı eğitimi bütünlüyor, tamamlıyor ve iyi bir meslek elemanı olarak staj süreci aslında hayata hazırlıyor. Yani bizim birçok meslektaşım, arkadaşım öğrencilik dönemindeki stajlarını, ben de dahil olmak üzere anarız. Burada Doçent Doktor Ertan Kahramanoğlu hocamızı anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. İstanbul'da subay evleri, Keçiören'de subay evlerinde bir engelli iş okulunda staj yapıyordum. Ertan hocam iki kez geldi, iki kez okula geldi. Hem bizimle görüştü okulda, hem de idarecilerimizle görüştü. Ayrıca haftada bir gün okula gider, staj süreciyle ilgili Ertan hocamıza briefing verirdik. Yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verirdik. Ve bizi düzenli bir şekilde Ertan hocam söyledi. Bunu tedavi görürken Işıl hocama mesaj olur telefonla söyledim. Ertan hoca tedavi görüyor hastanede. Ertan hocaya bu andığınızı, iyi dileklerinizi mesajla söyleyin demişti. WhatsApp'tan mesaj da gönderdim. O da cevabını yazmıştı. O mesajı halen silmiyorum. Açıkçası yani Ertan hocamın o staj dönemindeki süreç yönetimi, bize yaptığı danışmanlık ve bizim o engelli iş okulunda yaptığımız uygulamalar, onları anlatmak istemiyorum. Her bütün olarak hem bizim gelişimimizi hem de okulda bir fayda ve değer ürettik. Yani okula da, staj yaptığımız kuruma da katkı verdik ve belki arkamızdan da konuşulacak işler yaptık. Burada aslında bir duygusal yönü de var Abdü Hocam. Yani biz insanı sevmeli, insana değer vermeli, insana hizmette bir duyarlılık sahibi olmalı. İşte bu savunuculuk ilkesiyle bir yönü var. Biz aslında hak savunucusuyuz. Ama bunu tabii duygusallık içerisinde değil, duyarlılık içerisinde
profesyonellik içerisinde. Yani bir akılla, bir bilimle, bir profesyonellikle yapmalıyız. Bu duyarlılığa sahip olmazsak, yani insanı önemsemezsek, insana değer vermezsek açıkçası motive olmuyoruz. Ya da bizi motive eden en önemli güç, harekete geçiren güç, insana verdiğimiz değer, insanın probleminin çözümünde sahip olduğumuz rolün değeri ve önemi diye bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Yusuf Üstadımız, sizi de dinleyelim. Sesim geldi mi? Yusuf Bey, ses açman gerekiyor. Onu arıyor. Ha, evet. Tamam. Buldum. Tamam şimdi. Evet. İyi akşamlar herkese tekrar. İyi akşamlar. Öncelikle Fatih Hocama çok teşekkür ediyorum. Bilgilendirmeler için. Mesleki yaklaşım açısından, çünkü ben de mesleğimi çok seviyorum. Ben 2004'te emekli oldum. 17. senemdeyim. Ama hala gerçekten sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bu arada Fatih Hocam konuşmasının başında Kemal Çakmaklı'dan bahsetti. Biz dördüncü sınıftaydık sanırım. Konuk öğretmen olarak dersimize girmişti. Öyle bir hatırası var. Veysi Aksoy sınıf arkadaşımdı. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. İşte Kütükçü, Halis Doğan dönem arkadaşlarımız bizim alt sınıflarımızdandı. Böyle yıllar öncesine de götürmüş oldu. Sağ olsun. Dediğim gibi onun gibi ben de mesleğimi çok seviyorum. Tekrar şey olsa yine uzman olmak isterim. Böyle bir şey. Sağ olsun Güngör Hocam şeyle de, sayesinde de katkılarıyla sizlerle tanışma imkanı oldum. Öğrenci arkadaşlarımıza danışmanlık yaptık. Onlara bu Antalya'da 2 sene kadar rehberlik ettik. Benim için çok güzeldi. Çünkü onlarla birlikte olmak, onlara faydalı olmak, bir katkımızın olması. Çünkü staj olayı gerçekten çok zor. Kurumlardaki şeyi kabul çok zor. Hastane, çünkü Sağlık Bakanlığı falan ciddi şey yapıyor. Daha çok ikili ilişkilerimizle bunu sağlamaya çalıştık. Oradaki arkadaşlarımızın iyi niyetleriyle, katkılarıyla. Bilmiyorum, inşallah yararlı olmuşumdur. Tekrar teşekkür ediyorum ben de sizlere. Fazlasıyla oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Sosyal hizmet uzmanı Fatih Kılıç Arslan'a çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı, bize misafir olduğu için. Ayrıca aramızda Mustafa Kemal Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Doktor Umut Yanardağ var. Kendisi bu etkinliğimizi YouTube kanalı Sosyal Hizmet TV'de yayınlıyor. Ona da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza ve katıldığınız için, siz öğrencilerimize, mezunlarımıza ve öğrencilerimizin yakınlarına çok teşekkür ediyoruz. Umut Hocam, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Sağ olun. Seni görmek ne güzel ya. Kayboldun hemen. Yoğunluktan peki tabii bu ara özel nedenler de var. Biraz yoğunuz ama hepiniz... Bebiş nasıl bebiş? Vallahi bebiş büyüyor mu? Büyüyor. Her bebek gibi büyüyor. Bize de yeni şeyler öğretiyor. Bundan değil da mi? Çok mutluyuz. Güzel anne baba. Çok teşekkürler böyle güzel bir etkinlik için. Yayınladık da internette. Şu an devam ediyor. Ben oradan izliyordum. Sesiniz geç geldiği için biraz hızlı koşa koşa geldim. Hani yetişeyim diye. Fatih abi bizim için çok önemlidir. Çok önemli bir insandır. Onu dinlemek de geriden de olsa keyif verdi. Tam ders arasında kaldı. Devamını da izleyeceğim bitiminde. Programın bitiminde. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Güngör Hocam, son sözü de sana vereyim. Etkinliği sonlandıralım. Tamam. Ben de... Nur'un galiba. Aslında bir sorum vardı. Ben bu